İyi günler arkadaşlar. Bugün Android Studio'da sizlerle beraber yeni bir Android kütüphanesini inceleyeceğiz. Daha önce çizgi grafik incelemiştik. Bu sefer de daire grafiğin nasıl olduğunu inceleyeceğiz. Bu şekilde baktığımız zaman daha önce çizgi grafiğini yapmıştık. Şimdi daire grafiğine baktığımız zaman animasyonlu bir şekilde açılıyor dairesel grafiğimiz. Gördüğünüz gibi değerlerin ortasına yazdırdık. Bastığımız zaman aşağıda toast mesajı veriyor. Sebze meyve grafiği şeklinde yazdırdık. Gördüğünüz gibi elma, domates. Evet, öncelikle arkadaşlar GitHub sayfasından kütüphanemize bakalım. Daha önce bakmıştık aynı kütüphaneye. Büyük bir kütüphane olduğunu söylemiştik. Buradan daha fazla bilgi için burayı inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle repositories kısmına gerekli URL'yi yapıştırıyoruz. Daha sonra implementation yapmamız lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öncelikle birinci adım olarak repositories kısmına yapıştırdık. Daha sonra da Gradle dosyasına gerekli kütüphaneyi yapıştırdık. Daha sonra da senkronize ediyoruz. Ve kütüphaneyi projemize dahil ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle XML sayfasına bakalım. Bir relative layout altında biz dairesel grafik pchart kütüphanemizden gelen bir XML özelliği. Daha sonra arkadaşlar Java kodlarımıza bakacak olursak baktığımız zaman arkadaşlar bir float dizisi tanımladık. Y değerlerini gösteren dizi. Daha sonra string dizi tanımladık arkadaşlar. X değerlerini gösteren grafiğimizde bir Y değerleri bir de X değerleri olacak. X değerlerini toast mesajı olarak yazdırmıştık. Daha sonra bir kütüphanemizden gelen bir pchart tanımladık. XML dosyasıyla bağlantısını kurduk arkadaşlar. Daha sonra pchart.getDescription.setText şeklinde sebze meyve grafiği yazdırdık. Daha sonra bu yazının boyutunu belirledik. Şu altta yazan yazının. İsterseniz bunun rengini de değiştirebilirsiniz. Buradan getDescription.setTextColor şeklinde. Daha sonra pchart.setRotationEnabled true verdik. Yani baktığımızda gördüğünüz şekilde dönebiliyor. Pchart set hold radius'la ortadaki yuvarlığa değer verdik arkadaşlar. Daha sonra pchart set transparent circle alfa değerine 0 verdik. Daha sonra merkeze yazı yazdırdık. Center text şeklinde kilogram yazdırdık. Center text color'la rengini değiştirdik arkadaşlar. Boyutunu belirledik. Daha sonra arkadaşlar pchart animate y ile bir animasyon belirledik. 3000 milisaniye. Burada birçok değişken alıyor. Easing sınıfından gelen. Siz diğerlerini kullanabilirsiniz. Baktığımız zaman animasyonlu bir şekilde grafiğimiz açılıyor. Gördüğünüz gibi buradaki animasyonu değiştirebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar add dataset şeklinde bir metot belirledik. Öncelikle metodumuza bakalım. Yani yukarıda belirlediğimiz dizileri biz burada grafiğimize ekliyoruz. Bir array list tanımlıyoruz. Öncelikle pEntry'den oluşan yEntry şeklinde. Daha sonra bir string array list tanımlıyoruz. Buna da xEntry dedik. Daha sonra arkadaşlar bir for döngüsüyle Y data dizisindeki elemanları tek tek Y entry dizisine aktarıyoruz. Daha sonra X data'daki değerleri arkadaşlar X entry dizisine aktarıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bir P data set oluşturuyoruz. Burada Y entry değerlerini veriyoruz ve kilogramları şeklinde yazdık arkadaşlar. Sol üst köşede gördüğünüz gibi.
Dataset.setSleeceSpace değerine 2 verdik arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi pasta dilimler arasındaki boşluğu ifade ediyor. Buraya arasında 2 birimlik bir boşluk verdik. Siz daha da artırabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar set value text size 15 verdik. Yani buradaki değerlerin boyutunu belirliyor. Daha sonra arkadaşlar bir color dizisi oluşturduk arkadaşlar. Renklerden oluşan bir dizi. Daha sonra pdataset.setColor şeklinde bu diziyi pdataset'e ekledik. Daha sonra bir legend oluşturduk. pchart.getLegend ile. Burada arkadaşlar setForm şeklinde circle verdik. Burada arkadaşlar şu üst köşedekileri circle ile yuvarlak yaptık. Siz hiçbir şey vermeseniz default değer olarak kare geliyor. Gördüğünüz gibi bunun pozisyonunu da left of chart, yani grafiğin solunda verdik. Daha sonra arkadaşlar bir pdata belirledik ve pdataset'i buraya ekledik arkadaşlar. pchart.setData deyip oluşturduğumuz datayı da bizim dairesel grafiğimize ekledik arkadaşlar. Son olarak pchart.invalidate dedik ve bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kodlarımız bu şekilde. Gerekli kodları arkadaşlar gördüğünüz gibi bir blog sayfasına kopyaladım. Burada resimlerle adım adım anlattım tekrar. Buradan da gerekli kodları alabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar dairesel grafiğimize basıldığı zaman oluşacak olayları dinliyoruz. On value selected içerisinde bir entry değer döndürüyor bize. Biz bunu float şeklinde parse ettik. Burada gelen değerin ilk 17 değerini kesiyoruz. Son değerlerini alıyoruz. Buradan bir for döngüsüyle arkadaşlar hangi indeksin seçildiğini belirliyoruz. Daha sonra da toas mesajıyla gelen indeks değerini x dataya atayarak hangi değere basıldığını toas mesajıyla gösteriyoruz arkadaşlar. İyi çalışmalar dileriz. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın.